Yeni dönem resmen başlıyor. 8 Temmuz saat 15.00'da TBMM Genel Kurulu toplanacak ve milletvekili yemin töreni yapılacak. Büyük gün ise 9 Temmuz. 9 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin edecek ve ardından merakla beklenen yeni bakanlar kurulunu. Yani tarihe not düşecek Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bakanlarını açıklayacak. Tabii ki şimdi tüm gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı kabinede. Erdoğan'ın nasıl bir kabine kuracağı, kimleri yardımcı yapacağı, çalışma kadrolarını nasıl seçeceği kendi bileceği iş. Kurulacak hükümetin güven oyuna ihtiyacı yok, dolayısıyla siyasi endişeye gerek kalmadan, tamamen icraata yönelik isimler seçecektir. Sonrasında sistem yeniden yapılandırılacak, devlet kademeleri ve bürokrasi yeniden şekillenecek. Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi, Erdoğan'a büyük kolaylık sağlayacaktır. Meclisin de yemininden sonra üzerine düşeni yapacağı düşünülürse, yeni düzenin hızlı bir şekilde kurulması, atamaların yapılması ve sistemin işletilmesi fazla zaman almayacaktır. İşin özeti işte budur. Yıldız gelelim yeni kabineye. Yani seçilen milletvekillerinin istifa etmeden bakan olamayacağı gerçeği karşısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mevcut bakanlar kurulundan kaç ismi alacağı merakla bekleniyor. Ama bu sayının en fazla 4, en az 3 olacağı yönünde görüş hakim. AK Parti'nin TBMM'de 301 sandalyenin altına düşüp çoğunluğu kaybetmesine rağmen MHP ile Cumhur İttifakı adı altında yapılan işbirliğinin Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde de sürecek olması Erdoğan'ın elini hiç kuşkusuz güçlendiriyor. O nedenle AK Parti'nin milletvekili sayısı ha 294 olmuş ha 290 önemi yok. Peki kabinede kimler yer alabilir? Bir kere 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olmayan Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bilim ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve AB Bakanı Ömer Çelik'in 16 bakandan 4 olmasına kesin gözüyle bakıldığını söyleyelim. Yani Erdoğan istediği takdirde bu isimlerin bakan olmasının önünde istifa edip etmeme gibi bir engel yok. Yıldız gelelim, mevcut bakanlardan kimler istifa ettirilip bakan olarak açıklanır sorusunun cevabına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak Türkiye'yi enerji alanında dönüştüren, önemli işlerin altına imza atan Berat Albayrak'ın görevine devam etmesinin banko olduğunu söylemek zor değil. Keza Cumhuriyet tarihinin en kritik döneminde Dışişleri Bakanı olarak tek polsosu bulunmayan, besteresle cevap vermesini bilen Mevlüt Çavuşoğlu'nun dış politikadaki sürecin aynen devam etmesi için görevini sürdürmesi büyük olasılık. Az konuşup çok işler yapan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül muhtemel bakanlardan biri olabilir. AK Parti kurulduğu günden bu yana Erdoğan'ın ister partide ister bakanlıklarda kilit adam olarak her zaman görev verdiği Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin de devam etme şansı yüksek, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de isminin konuşulduğunu söyleyelim. Tabi herkesin merak ettiği isim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Cumhuriyet tarihinin en başarılı İçişleri Bakanı olarak adlandırılan Soylu'nun terörle mücadelede halk, bakanlık ve güvenlik güçleri noktasında yaşanan ruh birlikteliğinin bozulmaması için görevine devam edeceği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın çevrelerce dile getiriliyor. Yani hiç en fazla 4 isim aranıyor. Mevcut kabinede olan ama yeni dönemde bakan olamayacak bazı isimlerin ise yeni sistemin 9 kurulunun başında bir bakan gücüne sahip olarak kalması güçlü bir ihtimal. Örneğin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak çalışma dünyasında tarihi dönüşümlerin altına imza atarak herkesin takdirini kazanan Jülide Sarıeroğlu, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın bakan olmasalar dahi yeni sistemde Erdoğan'ın beyin takımında yer alacakları konuşuluyor.
Bu arada Cevdet Erdal ismini unutmamak gerek, Türkiye'de kapalı yerde sigara yasağının mimarı olan TBMM Dolar'da Sağlık Komisyonu Başkanı olarak önemli işlerin altına imza atan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Cevdet Erdal, Erdoğan'ın bakan yapması sürpriz olmaz diyorum. Erdoğan, TBMM'de güçlü bir AK Parti grup yapısını düşünmesinin çok önemli olduğu gerçeğine bakıldığı zaman ince eleyip sık dokuyacaktır. Tabii ki bunlar aldığımız kulis bilgileri. Yıldız peki dışarıdan kimler bakan olabilir veya 9 kritik kurulun başkanı olabilir veya yeniden belirlenecek güçlü bir cumhurbaşkanlığı danışmanlığı. Erdoğan'a yakın kulislerden gelen bilgiler ışığında yazarsak ismi geçenler. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın. Zor dönemlerde bile Erdoğan'ın yanından hiçbir gün ayrılmayan, dış dünyada önemli lobi gücü olan AB eski bakanı Egemen Bağış, kamu baş denetçiliği görevini mükemmel şekilde yürüten avukat Şeref Malkoç'un Adalet Bakanı olabileceği mevcut Bakan Abdülhamit Gül'e yeni sistemin 9 kurulundan birinin emanet edilebileceği yönünde bilgiler de geliyor. Erdoğan'ın büyük güven duyduğu Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacı Müftüoğlu, Türkiye'nin bir numaralı sivil toplum örgütü TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, MİSİAD Başkanı Abdurrahman Kağan ve uzun yıllardır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel kalem müdürlüğünü yapan Doktor Hasan Doğan, Erdoğan'ın yanında sadece özel kalem müdürü olarak değil ailenin de artık bir parçası konumunda. Gerçek bir sadakat adamı duruşu gösteren Doğan'ın yeni sistemdeki rolü çok daha farklı olacaktır. Çünkü Doktor Hasan Doğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında ve gönlünde bir bakandan daha öte olduğu bilinir. Peki MHP'den kimler yer alabilir? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkan yardımcılığı görevini kabul edip etmeyeceği henüz belirsizliğini korurken, 16 kişilik kabineye MHP'li liyakat sahibi iki isim vermesi güçlü bir ihtimal. Bu arada bazı kulislerde her zaman Erdoğan'a destek veren eski başbakan Tansu Çiller'in başkan yardımcısı olarak görev alacağı yönünde söylentiler dolaşıyor, olur mu? Zor. Ama bugün eski DYP Genel Başkanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İçişleri Bakanı, DYP'nin eski Genel Başkanı eski Başbakan Çiller ile DYP'nin unutulmaz İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, oğlu AK Parti Elazığ Milletvekili seçildi. Dışarıdan destek vererek Erdoğan'ın yanında saf tutuyor. Bunun anlamı nedir? AK Parti merkez sağında gücü haline gelmiştir. Yıldız yani Erbakan Hoca'nın, milli görüş ruhu, gibi Menderes'in, DP ruhu, da AK Parti'nin genlerine işliyor. İkisinin de sloganı aynı değil mi? Yeter söz milletin, tabi bu yolculuğa MHP'de katıldı. Yani merkez sağ AK Parti'de buluşuyor. Yarın İYİ Parti de aynı blokta yer alırsa şaşırmayın. Diğer tarafta CHP, HDP ve bir bakmışsın Muharrem İnce'nin CHP'den koparak yeni yol haritası çizdiği DSP, iki partili bir sistem, tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'deki gibi. Bir tarafta demokratlar, diğer tarafta cumhuriyetçiler, yeni dönemin adı budur, paylaş TWF BGP önceki Süleyman Soylu, sonraki İnce de gelse yenildikçe yenilir.